Merhaba arkadaşlar. C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 76. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde veri tabanımızı otomatik olarak oluşturmuştuk. Bu dersimizde menü ve masalar için test verileri gireceğiz. Tabi burada tablo sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben ikisi için yapacağım. Öncesinde migration'ın çalışıp çalışmadığını da bir kontrol edelim. Çünkü geçen dersimizde en son veri tabanını oluşturduktan sonra bu işlemi denemedik. Öncesinde denedik ama sonrasında denemedik. Bir daha deneyeceğiz. Connection tool içerisinde database set initializer yazdıktan sonra new migrate database to latest version dedikten sonra ilgili parametreleri de gönderiyoruz. Çünkü en son burayı yorum satırı olarak bırakmıştım. Model içerisinde new table diye bir tablomuz var. Deneme tablosu. Şu an veri tabanında da var. Oluşmuş durumda. Şimdi bunu silelim. Yorum satırı haline getiriyorum. Çalıştırdıktan sonra veri tabanından silinmesi lazım. Evet, bu arada şu mesaja da artık gerek yok, onu da sileceğiz. Tamam. Evet, bu arada şifreyi değiştirmiştik. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar, new table tablosu veri tabanından silinmiş oldu. Migration'da herhangi bir sorun yok. Evet, bu arada şurayı, evet, şurayı kaldıralım artık. Gerek yok buna. Şimdi test verilerini girmek için ayarların içerisinde tanımlayalım. Hatta connection tool içerisinde olsun. Yeni bir metot. Public static veri doldur. Tabii geriye değer döndürmeyen bir metot. Bir parametre isteyeceğim. Cafe context türünde. Evet. Şimdi if diyorum. Biz bunu masalar için yapacaktık. Context nokta masalar nokta menü. Şimdi kayıt yoksa başına ünlem getiriyorum. Kayıt oluşturacağız. Şimdi masalar new new masalar hatta bunu liste şeklinde birkaç tane böyle tek tek yazmayalım. List şuraya
istiyorum. Tamam. Şimdi buraya kayıtlarımızı girelim. Nelerimiz vardı? Hemen bakıyorum. Masa adı, açıklama, durumu, rezerv mi? Eklenme tarihi vesaire. Satış kodu boş kalacak. Yine kullanıcı ID de aynı şekilde boş kalsın işlemde. Yani burada masa adı, açıklama, durumu, bir de rezerv mi? Aslında başlangıçta şöyle de yapabiliriz. Durumu turu rezerv mi? Bu da false. Olsun. Bu şekilde hazır. Herhangi bir şey belirtilmediği zaman bu şekilde olsun. Eklenme tarihi de şöyle date time no. Aynı şekilde bu da date time no. Şimdi bu işlemlerden sonra o zaman biz masa adı ve açıklamaya girsek bizim için yeterli olur. Kullanıcı ID için de eşittir 1 diyebiliriz ama şimdilik demeyeceğim. Evet, devam ediyorum. New masalar diyorum bu sefer. Bu şekilde kayıtlarımızı arttırabiliriz. İstediğimiz kadar girebiliriz. New masalar. Şimdi masa adı. Masa 1. Açıklama. A grubu birinci sıra. Onun haricinde başka bir şey yok. İşlem aslında şöyle de diyebiliriz işlem için. Masa 1 oluşturuldu. Bunları kopyalıyorum. 3 tane sanırım yeter. Süslü parantez açıyorum. Şimdi şu masa 2 A grubu ikinci sıra. Masa 3 oluşturuldu. Tamam. Bu kadarı yeter. Sonra context nokta et, daha doğrusu masalar diyeceğiz. Masalar nokta et dizi ekleyeceğimiz için arkadaşlar range et range diyorum. Buna da list diyorum. Evet, bu şekilde diziyi eklemiş oluyoruz. Daha sonra bu işlemden sonra bir de menü oluşturacağız. Menü içinde yine aynı şekilde if diyorum. Context nokta menü nokta any. Eğer kayıt yoksa yine liste şeklinde menü list süslü parantezlerimizi açıyorum. Ctrl K ve D'ye basarak hizalıyorum arkadaşlar. New menu. Menü adı sıcak içecekler. Açıklama.
Sıcak içecekler grubu. Başka da bir şey yok. Menü için. 3 tane bunun içinde 3 tane kayıt oluşturalım. Kopyalıyorum. Ctrl C ile. Araya virgül. Şu soğuk içecekler. Bu da tatlılar. Evet, bu kadar yeterli. Gerisini siz tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Mantık aynı. Daha sonra işlemi veri tabanında kaydediyoruz. Bakalım şöyle. Tamam. Şimdi bunu çağıralım bu metodu. Kullanıcı girişinde sanırım ya da ana menüde miydi? Bir bakalım. Evet. Yapıcı metot içerisinde çağırıyorum arkadaşlar. Connection tools nokta bağlantı kontrol. Evet, bu şekilde. Şimdi bakalım. Bu arada hemen size göstereyim. Masalar için kayıt yok. Yine aynı şekilde menü içinde kayıt yok. Çalıştırıyorum. Evet, herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Bir bakalım. Biz bunu çağırdık. Yoksa oluştur dedik. Evet, yani yok. Neden veri doldur? Yanlış mı çağırdık? Bakalım hemen. Evet, bağlantı kontrol yanlış olmuş. Tamam. Veri doldur. Bağlantı kontrol değil tabii. Bir de context göndereceğiz. Tamam. Şimdi tamam olacak. Bağlantı kontrol niye yazdık? Tamam, herhangi bir hatayla karşılaşmadık arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Evet, oluşmuş arkadaşlar. Tamam, durum şurası önemli çünkü burada varsayılan olarak belirtmiştik. Durum, rezerv. Evet, bunlar da istediğimiz şekilde eklenmiş durumda. Yine eklenme tarihi, son işlem tarihi, işlem. Evet, kullanıcı ID'yi de ekleyebilirdik. Menüye bakıyorum. Menü oluşmamış sanki. Hem menüyü eklemedik. Doğru, menü. Menü için hemen onu da yapalım. Evet. Eklemeyi unuttuk. Tabii bu şekilde işlem yapmaz. Context nokta şurası. Tamam, şu listenin dışına çıkıyorum. Context nokta menü nokta at range dedikten sonra menü listi gönderiyoruz. Evet, şimdi tekrardan çalıştıralım.
Evet, şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, 3 tane kaydımız da burada oluşmuş durumda. Sıcak içecekler, soğuk içecekler ve tatlılar şeklinde. Evet, bunun sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ürünler için mesela yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Onun haricinde kullanıcıları arttırabilirsiniz vesaire. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.